Götür. Sen. Ben de bu kapıyı kırıp sizi gebertmekten ne anlardım lan? Baba ne yapacağız? Bu it böyle saklandığı yerden çıkıp gidecek mi? Cezasını çekmeyecek. Haklısın. Bu böyle olmayacak. Başka bir şey denememiz lazım. Lan poşet! Buyur abi. Hemen depoya koş. İki bidon benzin kap gel. Benzin? Hemen abi. Ne yapacaksın baba benzin? Korkma, korkma anneciğim, korkma. Korkma, bir şey olmayacak, çıkacağız buradan. Korkma anneciğim. Hocam delirmiş bunlar. Tamam, merak etmeyin siz, sakin olun. Bulacağım bir yolu, çıkacağız buradan, merak etmeyin. Ay yapmadım. Lan Cemo! Buyur abi. Gel lan! Billahi de kimseye dokunmadım. Hemen biz onları alın. Yürü kapının önüne! Çabuk lan! Sessizler, üstüler ne yapıyorlar? Çekle, çekle! Çabuk, çabuk! Hadi, hadi, hadi! Hadi lan çabuk! Ne yapıyorsun lan sen? Bu yaptığının bedelini ödersin Şeref! Dayı, karışma sen! Lan bitirdiniz lan rajonu. Çabuk olun lan! Bitirdim abi. Dayı! Namussuz şerefsiz! Ne yapıyor bunlar? Oh, yakacaklar. Hocam ne yapıyorlar? Benzin döküyor. Hocam çıkmamız lazım hemen. Bir şey yap. Tamam tamam oturun siz. Oturun 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 oturun. Oturun otur otur. Hastaneye gir sen. Kahretsin. Kahretsin zincir takmışlar. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Dışarı çıkmayalım diye kapının önüne konteyner koydular. Helal! Ne yapıyorsun lan? Sen karışma dayı. Lan yaptığın insanlığı askılıyor mu lan senin? Oksijen tüpleri var, patlayabilir hepsi. Bir şey yapın hocam.
Lan şunlar ne? Konuşma, konuşma! Söz vermiştin, geride kal. Eylül, gel buraya. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Hemen söndürün şu yangını. Bu yaptığınız suç. Ambulansın içinde hasta var. Hepinizi içeri attırırım. Bunu fena ödersiniz. Ali! Hocam, hocam kan kusuyor. Dilini çıkar. Kan kusuyor. Toraks tüpü takacağım. Dediğim gibi kaburgalar ciğere bası yapmış. Göğsü kanla dolmuş. Su altı drenajını hazırlayın. Hocam ambulans yok maalesef. Nasıl yok demeyeceğim. Çünkü kara bucaktayız. Çıkar onu bana. Çıkar. Su koy ona. Koy onu yere, koy onu yere. Dayan hayatım. Dayan. Senin hasta dediğin sapığın teki. Mahallemizin kızına dadanmış it. Benim mahallemde kuralları ben yazarım. Kimsin lan sen? Polise karşı mı geliyorsun ha? Kafayı mı yediniz sizler? Çetin! Al müşteri. Hocam. Hortum içeride. Ver. Drenajı hastanın seviyesinin altına indir. Ya ne yapıyorsunuz siz? Kafayı yerine! Hop hop hop! Bir disturiste bakalım. Nereye? Şşş! Çekil şuradan. Kırarım o elini. Öyle mi? Ne oldu Terminator abla? Mikrofonu gördün sustun. Senin bu numaraların burada sökmez. Edebini bozma. Çizdirme bana güzel yüzünü. İyiyim.
lan koş. Gel gel gel, araba burada benim, gel. Gel gel gel. Atlattık mı lan? Atlattık atlattık. O karada yeminle bir gede makul yok. Nasıl lan 5 kişinin arasını öyle? İyi. Öyle değil mi abi? İyi de oldu bir açıdan. Hem herifleri kurtardı hem de bizi. Hayırdır lan? Tırstın mı? Tırsmadım da. Kıvırma poşet. Kırmayayım ağzını. Sen elemanın peşini bırakacak mısın onu söyle. İndirdiğimiz adam polis. Babanı herkes aldılar içeri. Kaçmasaydık bizi de. Hala neyin derdindesin? Bir hırs düşmanının derdindeyim. Köşeye sıkışınca unuttun hemen elemanın yaptıklarını. O iş artık poliste. Başım yakamam bir kızın derdine. Lan. Oğlum bak. Lan! Benim senin gibi döneklerle işim yok. Yürü lan. Ben kendi işimi kendim görürüm. Sen iyisin değil mi? Yaran filan yok. İyiyim, bir şeyim yok, bir şey olmadı. Olabilirdi ama. Olmadı ama. O kadar adamın arasına düşünmeden giriyorsun. Bir daha böyle bir şey yapmayacaksın Eylül. Tamam, yapmam. İyi bakalım, göreceğiz. Pek inandırıcı gelmedi ama. Vallahi ben ne desem bilmiyorum. Allah sizden razı olsun. Siz olmasaydınız şimdi ben ne haldeydim? Tamam, yormayın kendinizi. Biz görevimizi yaptık. Ali Asaf'a rastlamanız büyük şans olmuş ama. İkiniz de sağ olun. Beni karıma çocuğuma bağışladınız. Kendim için de onları bir başına bırakırım diye çok korktum. Çok büyük öfkeleri var size karşı. Buldular günah keçisini. Bütün suçu bana atacaklar. Ben çoluklu çocuklu adamım. Ne işim olur el alemin karısıyla kızıyla. Ablan olacak o sevimsiz gelmeyecek mi? Ya gelmeyecek. Ne yapacak? Gidip babasına sebep olan o adamda mı kalacak? Ha yalan mı? O adam yüzünden ölmedi mi babası? Evlat olsa anında boşardı da. Boşanmak öyle kolay olsaydı babam seni boşardı. Konuşturma beni şimdi. Merak etme kızım. Bundan sonra hep susacağım zaten. Hiç konuşmayacağım. Ben öyle bir şey demedim. İnsan eti ağırdır derlerdi de. İnanmazdım. Doğruymuş. Başımda kocam yok. Tepemde çatım yok. Şuncacık halimle bir yere sığdıramadılar beni. Oh Vedat, bırakıp gitti mi? Niye öyle diyorsun sen şimdi? Dükkanın parası var ya. Ben de eklerim bir şeyler üstüne, alırız sana bir ev. Nasıl alırız be? Baban olacak Saftorik gitti. Bütün parasını borç diye elin adamına verdi. Ne yaptı? Ya adam da para da uçtu gitti. Gayba karıştı gözü çıkasıca. Cenazeye bile gelmedi. Telefonunu da açmıyor şerefsiz. Babam bütün parasını gidip birine mi verdi?
Hepsini mi? Verdi vallahi. Beni de böyle beş parasız bıraktı. Babam öyle bir şey yapmaz. Efendim canım. Ne yaptınız güzeli, merak ettim. Annen daha iyi mi? İyi. İşte biraz ağlanıyor. Biraz söyleniyor. İyi yani. Her zaman onu toparlar artık. Sen nasılsın? İyiyim. Yani iyi olacağım. Herkes zamanla geçer diyor. Alışılıyormuş öyle. Ama böyle bana ömür boyu bu acıyı çekecekmişim gibi geliyor. Nasıl geçecek ki? Geçmeyecek. Ama alışacaksın. Sana söz veriyorum, alışacaksın. Yanına gelmemi ister misin? Yok. Sen kal hastanede. Ben zaten de annemin yerleşmesine yardım edeceğim. Tamam güzelim, konuşuruz. Konuşuruz. Hocam, Ali Asaf Hoca'nın haberiniz var mı? Yok, ne oldu ki? Haberlerde böyle mahallede olay büyüdü, polis yönlendi falan deyince ben de merak ettim. Sen neden bahsediyorsun Özgül? Nerede ki Ali Asaf? Ali Asaf Hoca haberlerdeydi, görmediniz mi? Kayıp davasıyla ilgili bir durum mu? Ben kusura bakmayın, böyle daldım ama kriminal durumlar biraz ilgimi çeker. Bir hastayı almaya gitmiş. O sırada da linç girişimi mi ne olmuş? Ama hastayı kurtarmış. Kurtarmış. Ya nasıl iş bu? Ali Asaf ne ara hasta almaya gitti? Orasını ben de bilmiyorum hocam. Haberlerde de böyle alakası bir yer söylendi. Karabucak mı neydi? Al işte. Karabucak mı? Yani oralar pek Ali Asaf Bey'e göre yerler değil. Vallahi ben hiç şaşırmadım. Tam Ali Asaf Hoca'lık bir durumdu. Kahraman her yerde kahraman. Ölüyordun be adam, ölüyordun. İki dakika rahat dursana yerinde, iki dakika. Değil mi? Yani ölüyordu. Neyse, iyi günler size. Ben seni kahramanlık yap diye mi sağ bıraktım Ali Asaf? Sen niye böyle yapıyorsun? Niye kızdırıyorsun beni? Sen niye silinip gitmiyorsun? Niye zor kullanmak durumunda bırakıyorsun beni? Efendim doktor. Yeni görevini duymaya hazır mısın? Dinliyorum abi. Şimdi bana hemen acil çarçabuk bizim kızları bulup getiriyorsun. Ne yapacağız kızlar abi? Saçma saçma sorular sorma. Ne yapabiliriz? Kafalarını ayıracağız. Bu kızlar benim anladığım kızlar değil mi doktor? Kafalarını ayırabileceğimiz kaç tane kız var Cengiz? Sen mi yapacaksın yoksa? Hayır. Bu sefer ben değil. Eylül yapacak. Evet. Öyle denedik olmadı. Böyle denedik olmadı. Bir de Eylül kartını deneyelim bakalım. Onu da elinden alınca kahramanlık yapabilecek misin? Süpermen. Zanlı için güvenlik önlemi aldınız değil mi? Aldık amirim. Size saldıranların da ikisi dışında hepsi elimizde. Tamam. Bitti mi? Bitmek üzere, az kaldı. Şu kapıdaki gazetecileri de yollayın. Zaten başımız kalabalık. Bir de onlar ayağımıza dolanmasın. Hemen hallediyoruz abi. Hadi. Şunu da yapıştıralım. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Başımızı bir beladan kurtaramadık. Hoş, sizin de bizden farklı bir planınız yok ya. Sizin de hakkınızı yemeyeyim. Doğru. Biz mi sürekli belayı buluyoruz? Bela mı bizi buluyor bilmiyorum. Ama devamlı başımız belada. Aslında şanslısınız. Zanlının eşi aracınızda olmasaydı vaktinde yetişemeyebilirdik. Şans. Benim sevdiğim kadının babası benim yüzümden bu hastanede öldü. Şansın pek yanımda olduğunu sanmıyorum. Çok üzgünüm. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Şey, aklıma takılmışken size bir şey sorabilir miyim? Gerçi pek uygun değil ama yanlış anlamanızı da istemem doğrusu. Sorun lütfen.
Babanız Ziyanur Denizoğlu, Özoğlu'nu reddedip neden sizi büyüttü? Size daha önce de söylemiştim. Babamın bir oğlu olsa bunu mutlaka bilirdim. Ama ipuçları o yönde. Bakın, benim babam kötü bir adam değildi. Özoğlu'na sırtını dönecek bir adam hiç değildi. Zanlı'nın ciddi bir durumu yok hocam. Tomografisi de temiz. O halde sizce de uygunsa Burhan'ın ifadesini alalım. Uygundur. Teşekkürler. Eylül nerede? Gel benimle. Vedat Erdem'in dosyasına bakabilir miyim artık? Maalesef bulamıyorum efendim. Ne demek bulamıyorum ya? Kaybolmuş galiba. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Dünkü olay nereye kayboluyor? Şey, bize her gün çok hasta geldiği için bazen dosyalar kaybolabiliyor. Babamın dosyasına bakmak istiyorum hemen. Güner abi, Eylül Hanım'a dosyasını verin. Ama Zeynep hocam. İsteyince bulunuyormuş, değil mi? Babanızın müdahalesiyle ilgili merak ettiğiniz ne varsa ben cevaplayabilirim. Gerek yok. Çok basit bir şey arıyorum. Sor bana hayatım, cevaplayayım. Seni anlayabilecek ufak bir şey arıyorum buna. Ama bulamıyorum. Onun yerine ne buldum biliyor musun? Basit bir hata. Alınan yanlış bir karar. Ve o karar benim babamı öldürdü. Faydası yok biliyorum ama çok özür dilerim. Özür dilerim mi? Ne şimdi ağlayacak mısın herkesin içinde? Tamam yapma Eylül. Ne yapma ya? Ne yapma? Daha bir şey söylemedim ki. Bir şey yapmadım. Benim babamın yüzünü unutma tamam mı? Biliyorum unutuyor insan. Ama sen unutma. Bundan böyle hastalarla ilgili alacağın her kararda benim babamın yüzünü hatırla. Hatırla ki babam boşu boşuna ölmüş olmasın. Anladın mı? Burada işimiz bittiyse gidelim artık. Ben hastaneye dönmeyeceğim. Sana söylemiştim. Artık buradayım Eylül. Sen bilirsin. Eylül, böyle hiçbir şey söylemeden çekip gitme lütfen. Ne söyleyeyim ya sana? Ne söyleyeyim? Ali Asaf gel beni yalnız bırakma. Babamı öldüren bu hastaneyi bir daha görmeyelim. Bunları mı söyle? Bir şey söylememe gerek yok. Sen zaten kararını vermişsin. Bak. Eğer anlatmama izin verirsen bana hak vereceksin. Neden burada kaldığımı anlayacaksın hayatım. Belki. Belki karar vermeden önce bana anlatsaydın seni anlardım. Ama artık çok geç. Böyle nereye gidiyorsun Eylül? Kardeşimin yanında olmam lazım. Unuttun galiba bizim babamız öldü. Evde görüşürüz. Birinizi görebilir miyim? Tamam kardeşim, tamam geç sen.
yapmazsan gel. Efendim? Merhaba Eylül Hanım, Sultan ben. Merhaba. Beraber ameliyata girmiştik, hatırladınız umarım. Evet, hatırladım, buyurun. Sizinle çok önemli bir konu hakkında görüşmek istiyorum da. Konu neydi Sultan Bey? Yani yüz yüze görüşsek sanki daha iyi olacak. Bir hasta için görüşünüze ihtiyacım var. Benim görüşmeme mi? Yani evet, biliyorum zor bir dönemden geçiyorsunuz. Babanızın kaybı hala çok taze, emin olun sizi çok iyi anlıyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Mesela yani sizi çok yormadan yarın görüşsek. Yarın uygun değil. Ben sizi sonra arasam olur mu? Ya inanın acil olmasa bu kadar ısrar etmezdim. Tamam, yarın sabah hastanede olur mu? Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Tamam, içerideki ifadeler tamam değil mi bu arada? Tamam amirim. Burhan'la karısının ifadelerini aldık. Ama kadın bana biraz garip geldi. Konuşmak istemiyormuş gibi. Zor bir durum. Kocası böyle bir şeyle suçlanıyor. Kim bunu konuşmak ister ki? O da doğru. Neyse, biz bu konuyu arkadaşlara devredelim. Kendi işimize bir an önce geri dönelim. Şu oyuncak arabayla ilgili bir şey çıktı mı? Beyoğlu'nda birkaç yer kaldı amirim. Bakacağız. Hiçbir yeri, hiçbir şeyi atlamayalım. Gözden kaçmasın, tamam mı? Evet. Hadi gidiyoruz. Burhan. Ha. Biz gideceğiz. Nereye gideceksin? Gideceğiz işte. Oğlumu da alıp senin olmadığın bir yere götüreceğim. Lan salak salak konuşma. Gidecekmiş. Yarım akıl. Ben bugün senin canını kurtardım. Kimseye tek bir laf etmedim. Ne laf edeceksin kız? Ne biliyorsun ki ne söyleyecektin? Biliyorum her şeyi. Bilgisayarındaki o sapık fotoğrafların hepsini gördüm ben. Kim bilir o kıza neler yaptım. Bu sesini kısacaksın. Bir daha da böyle bir laf ettiğini duymayacağım. Etmeyeceğim. Ama oğlum için. Oğluma sapığın oğlu dedirtmem ben. Ben ağzımı bile açmayacağım. Çekip gideceğiz, peşimizden gelmeyeceksin. Beni rahat bırakacaksın, tamam mı? Öyle mi? Evet, öyle. Ben şimdi oğlumu alıp buradan gidiyorum. Kolay mı lan öyle gitmek? Sen benim yanımdan ancak mezara gidersin. Anladın mı lan? Bırak beni rahat bırak. Yemin ediyorum polise gidip her şeyi anlatacağım. Bırak. Hele bir anlatsaydım var ya. O dilini keserim. Anlatın lan. Senin o dilini keserim. Hay senin geleceğin zamanı. Şansın. Ne oluyor burada? Gıcık doktor bey. Gıcık geldim bizim hanımdan gitmek bilmez de. İyi misiniz? İyiyim. Sizin ne işiniz var ayakta? Ne yapıyorsunuz böyle? Uzanın. Hamografi sonuçlarınız temiz çıktı ama dinlenmeniz lazım. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Sayenizde daha iyiyim doktor. Peki ben ne zaman çıkarım? O karar artık bizde değil. Nasıl sizde değil? Gerisini emniyetteki arkadaşlara sorarsınız. Onlar nereden bilecek ki? Ben bir çocuğa bakacağım. Oğlum hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Nereye gidiyorsun kaçar gibi? Ne kaçması be? Ne kaçması? Çocuk sıkıştı, tuvalete götürüyorum lan. Bırak şimdi. Niye inkar ettin he? Rahat bırak annemi. Yapma dur. Bırak. Geçtir aşı. Gelip kocama yardım edin diye yalvardın.
Sonra inkar ettin, kocam masum dedin. Yok annem. Şurada dur. Şişt, ne yaptığını sanıyorsun ha? Senin ne işin var burada? Bırak doktor. Mevzu bildiğin gibi değil. Şişt, sessiz ol, hastane burası. Mevzu neyse onu polise anlatacaksın. Ben değil, o anlatacak. Zeliha konuşsana. Kocanın nasıl bir ırz düşmanı, gencecik bir kıza neler yaptığını, nasıl bir sapık olduğunu anlatsana Zeliha. Sessiz ol dedim sana, hastane burası. Saygılı ol biraz. Polise anlatırsın derdin, hadi yürü. Konuşsana Zeliha. Haksızlığa karşı, adaletsizliğe karşı susan dilsiz şeytandı. Tamam, tamam, geçit. Korkma, tamam. Korkma anneciğim. Korkma, geçit. O sarı doktor cenazede dibinden ayrılmıyordu. Adı var onun, Oğuz arkadaşım. Vallahi bana hiç arkadaşmış gibi gelmedi. Bana bak, sakın boş boş fingir deme ha. Yüzüğü taktır, adı belli olsun. Ne diyorsun sen ya? Daha bir saat önce orada acıdan ölüyordun. Ne oldu? Bunu mu düşünüyorsun şu an? Ne var be? Annenim ben senin. Tabii ki düşüneceğim geleceğini. Esma geliyorum demişti, gelmedim de. Oh, ne âlâ memleket. Kocası kocamı öldürüyor ama tafrasını biz çekiyoruz. İyi valla. Ah Nesrin, sana İpek'in hatırına katlanıyorum ama lafını bil, ayağını denk al. Ne lafımı bileceğim be? Yalan mı? Başını yemedim adamın. Sende bir gram baba sevgisi olsa kocan olacak o adamdan hesap sorardın. Anne. Ha, kime diyorum gerçi? Sen babaannenin hesabını da sormadın onlardan. Onun yerine kan parası aldın diye beni suçladın. Aldın mı almadın mı kan parası? Al. Kızım burada söyle. Evet aldım. İnkar etmiyorum. Ama 3 kuruş aldım. Sen ne yaptın? Koca mirası. Adamın hastanesini aldın. Bir de oğlunun altına yattın. Ah! Hemen defol buradan. Hemen çık, çık! Anne hiçbir yere gitmiyorsun. Bu kadın bir dakika bile kalmayacak bu evde. Çık, çık diyorum. Nereye gitsin? Sana inanmıyorum ya. Hala bunu kolluyorsun. Bunun yüzünden seni diri diri toprağa gömdüler. Ne çabuk unuttun. Senin kocan yüzünden de bizim babamızı toprağa gömdüler. Ne yapalım, onu da mı çıkaralım hayatımızdan, atabilir misin? Aldın mı ağzının payını? Böyle kuyruğunu tuta tuta gidersin işte. Sus artık, yeter. Susmayacağım be! Sana cerrahinin altın kurallarından bahsedeceğim. Biliyorum hocam, çok çalışma. Yetmez, iyi dinle. Birinci kural, oturabiliyorsan ayakta durmayacaksın. Yatabiliyorsan zaten oturma. Kolay gelsin. Bir tavuklu sandviç, bir de meyve suyu. Tabii. Aynısından. İkinci kural. Uyuyabileceksen ilk bulduğun yere kıvrıl ve uykunu al. Üçüncü kural. Bulduğun ilk fırsatta yemeğini ye. Aç kalma. İkisini de buradan al. Tamam. Ama hocam. Asla patrona itiraz etme. Temassız kartımı ödeyeceğim. Bu şekilde daha kolay ve hızlı oluyor. Evet, son ve en önemli kural. Bir cerrah için zaman her şeydir. Bu yüzden kendine güvenilir ve pratik çözümler bulmalısın. Ve her zaman işin uzmanına yararlanmalısın.